Yani şöyle bir yanlış bir düşünce var insan Müslümanlarda. Şeytan melek cinsinden bir şeydi. Veya meleğin hocasıydı. Bu taban tabana yanlış bir söz. Meleğin hocası olur mu? Çünkü bir kere yanlış. Niye yanlış? Hoca, öğretmen eğitmek içindir, terakki içindir. Melek öğrenecek bir şey yok ki, hocaya ihtiyacı yok ki. İlimde melekleri geçmiş deniyor, doğru mu abi? Yani şöyle geçmiştir. Mesela sırf müşahede eden melekeler var. Sırf rüküde olan melekeler var. Adam da bir şeyi reddetme donanım olunca kendi ilmi zirve yapıyor. Mesela diyelim ki buna muhekke meleke var. Tabii ondan da üstün. Bunun bilgisi kendi bulunduğu konu. Ama bu adam insanı biliyor. Yani hocadır demek ne kadar yanlış. Niye? Melekleri mi eğitiyor? Hani terakki mi ediyor melekler? Yani bizim öğretmenimiz var. ABC'yi öğretiyor. Terakki ediyoruz. Melek de meleklerin de hocasıymış. Ya böyle bir şey olur mu ya? Melekler nasıl hocası olur? Melekler terakki mi etmeyecek? Taalümle tekemül etmek için gelmemiş ki melaike. Yani bir şeyi anlatmak için, güya zirve, ya ben öyle bir adam falan göstermek için niye öteki ahkamı bozuyorsun ya? Adam vahidi kıyası yapabilecek. Mesela diyelim şöyle. Melek arşı biliyor. Diyelim bir melek o arşı melekel melake var. İnsanlara küçük bir işaret icaz okumuş. Bu onu geçiyor. Nasıl geçiyor? İnsandaki ilim zıttıyla var. Zıttıyla olunca meratip çıkıyor. Meleklerde meratip yok. Standarttır. Sabit yani. Kilitlenmiş o. Hedefini kilitlenmiş. İnsan böyle değil. Yani nisbi alemde.